Biz İtalya Kupası'nda Fiorentina Torino karşılaşmasının hemen ardından karşınızdayız. Fiorentina Torino'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı ve bir üst tura yükseldi. Saat 23'te de Roma Cremonese mücadelesi e, TRT Spor ekranlarında yayınlanacak özetlerin geri saati itibariyle belki bu karşılaşmaya 1 ya da iki dakika geç girme ihtimalimiz de var. Bu akşam iki karşılaşma saat 20'de başlamıştı. Trabzonspor Antalyaspor'u 2-0'la 0 mağlup etmeyi başardı evinde. Galatasaray'da 2-1 mağlup duruma düştüğü karşılaşmada Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmaların özet görüntülerini stadyum içerisinde sizlerle buluşturacağız. Galatasaray 11 maçtır ligde üst üste kazanıyor kupaları da hesaba katarsak 14 maç bile kolay. Bugün zor bir karşılaşmaydı ama tamamen dolu tribünler önünde oynadığı karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı. Şu anda da taraftar ile bütünleşti. Oyuna giren çıkan tüm isimlerle birlikte galibiyet turu atıyor. Her karşılaşmadan sonra olduğu gibi. Ben sözü fazla uzatmayayım çünkü süremiz çok kısıtlı. Necati Ateş'te başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kolay bir karşılaşma olmadı ama üst üste kazanan bir Galatasaray var. Taraftarının gücüyle, e, yetenekli, kaliteli ayaklarının gücüyle, savunmasının zaman zaman zafiyeti ama hücumdaki gücüyle bugün kazanmayı başardı. Yani öncelikle çok keyifli bir maç izledik. Hem Ümraniyespor'u Spor'u hem de e, Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Bugün bizi ezzettik. Ümrani Spor'da alkışlıydım e, ben öncelikle burada. Öncelikle Ümraniye'nin cesur oyunundan dolayı, Recep Hoca'nın oynattığı oyundan dolayı da tebrik ediyorum. Bugün ilk yarıda e, maçı çok daha farklı yerlere götürebilecek pozisyonlar oldu. Kim ne oldu? oldu. E, bugün sahanın en iyilerinden biriydi Geraldo. E, Emre ve Abdülkerim tarafını inanılmaz derecede iyi kullandı. Tek başına orada müthiş topları getirdi. E, hem Amanu'yla iki tane hem e, Onur'la golü buldu. Umut'la golü buldu. Pardon e, Oğuz'la golü buldu. Yani O taraftan çok net ilk yarıyı şöyle değerlendiriyorum ben. E, maç Ümraniye ve e, Mustera ile arasında Mustera'da geçti. Mustera da İnanılmaz. Hep söyledik. Ne dedik? İnanılmaz bir sezon geçiriyor. Mustera gibi bir kalecim varsa senin şampiyonluk yolunda inanılmaz derecede ayakta tutuyor. Zinde tutuyor. O yolda e, emin adımlarla tutuyor. E, götürüyor. Fenerbahçe maçında da Geraldo yine burada sizi övmüştünüz. Iyi ya de bugün muhteşem oynadı. Sadece Geraldo değil yani e, Avan'ı çok iyi oynadı kırmızı kart gördü. Onur çok iyi oynadı. Umut çok iyi oynadı. Ya bugün baktığın zaman çok iyi mücadele edip çok iyi e, lidere karşı çok fazla pozisyon buldular. Çok fazla hücum yaptılar. Hiç e, geri adım atmadılar. Cesurdular. Çok keyifli bir maç oldu. Bu arada Galatasaray şöyle baktığım zaman 67 ile oynamış yüzde. 600 pas, 50 30 şut atmışlar. 51 kez rakip e, ceza alanına girmişler. 51 kez. İnanılmaz yani. Ya bu maçı kazanmaması bir mucize olurdu baktığım zaman. Ancak matematik bazen tutmuyor. Yani çok Dünya Kupası'nda da gördük bazen istatistiklerin çok işe yaramadığını. Bugün eğer e, girdikleri pozisyonların Onur'la %100, yüz, Avonu'yla iki tane %100, 3 üç tane. Yani dünkü Beşiktaş maçı gibi düşünüyorum ilk yarıyı. Ama tabii Galatasaray İlk yarıda çok e, verimli oynadı. Çok fazla rakip kaleye gitti. Çok fazla şut attı. E, kaleciyi çok, karşı takım kalecisi adı e, Orkun. Orkun tebrik, tebrik ederim. Lazım. Muhteşem oynadı bugün. Yani Bu maç Orkun, Mustera, Icardi, Geraldo, Geraldo e, e, Avanu bu karenin içerisinde çok fazla döndü. Yani çok keyifli bir maç oldu. Abdülkerim'i de saymıyor musun? Abdülkerim, Abdülkerim, şöyle saymıyorum Abdülkerim'i. Abdülkerim ilk yarı oynadığı oyun çok beğenmedim. Abdülkerim ve e, şey tarafını çok iyi kullandı Geraldo. Emre tarafını. O tarafı ilk yarı deldi. Her pozisyon oradan geldi. Golün bir, e, bir gol öbür taraftan geldi belki ortayla ama kaçırdıkları goller, atılan gol hepsi oradan geldi. Ondan dolayı <laughs> Ee, Okan Hoca ikinci yarı hemen orada bir değişiklik yaparak girdi. Hemen oraya e, Dubaı'ya aldı, e, Yunusu aldı, Raşit'i çıkarıp hemen oraya bir gördü ki eğer bu pozisyonlarda devam ederse oradan farklı bir sıkıntı yedir. yani sezon başından beri e, Galatasaray'ın sol tarafını çok iyi kullanıyorlar. Yani hep pozisyonlar oradan geliyor. Ancak tabi bugün 11'de 11 tebrik etmek lazım, rekoru geliştirdiler. E ee, o konucuyu da tebrik etmek lazım. Galatasaray'ı da tebrik etmek lazım. Ee, şampiyonluk yolunda emin adımlarla e, yoluna devam ediyorlar. Kazandıkça rakipleri de kazanmak zorundalar. Mesela Beşiktaş berabere kaldı. Ve ciddi anlamda geri düşüyor. Şimdi Fenerbahçe oynayacak, kazanmak zorunda. Trabzon kazandı bugün. Ee, Fenerbahçe eğer takılırsa zaten psikolojik üstünlüğü elini almış bir Galatasaray yoluna daha fazla emin adımlarla ilerleyecek. Ama Fenerbahçe de formda. Son maçta e, çok emin adımlarla oynadı. Ciddi bir Kasım galibiyet Paşa aldı Kasımpaşa'ya evet. karşı. Ama psikolojik üstünlük şampiyonluk yolunda çok değerlidir. 11'de 11 kazanma alışkanlığı. Taraftarıyla çok ciddi bir bütünleşmiş Galatasaray. Şu an emin adımlarla gidiyor. Süremiz kısa oldu. Evet, fazla. İsterseniz hemen görüşleri alalım. Bilmiyorum Nihat Kahveci. O gün hocam. Valla Galatasaray yormaya, psikolojik olarak baskı kurmaya devam ediyor. Gerçekten. Şimdi bugün maça 1-0 mağlup başlıyor. 1-1, 2-1 mağlup, 3-2 maçı çeviren Galatasaray. Mağlup olduğu e, dakikalarda ister istemez şampiyonluk yolundaki rakiplerinin taraftarları... ...işte bugün puan kaybedecek mi? Hadi, hadi Ümraniye pozisyona giriyorsundan İkardini sahneye çıkması... Abdülkerim'in defansif olarak belki görevini yapmayıp ofansif anlamda bir gol bir asistle maçı bitirdiği bir Galatasaray izliyoruz. Taraftarları bence rahat. Mağlubiyet, mağlup durumda olduğunda da rahat. Çünkü ilk yarı ilk 15 dakika iki tane net pozisyon bir gol yedi. Ama ilk yarıya bakıyorum Olivier Nelson'u, Abdülkerim'i, Icardi'si, Mertens'i Herkes pozisyona girdi. Herkese ceza sahası gördük. Şeyi hissediyor. Olmuyor ama olacak. Ve sonra ne oluyor ikinci yarı? Hocanın da müdahaleleriyle, değişiklikleriyle o beklenilen goller geliyor. Ya Icardi ayağını iyi kullanıyor da kafa bu kadar iyi kullanılmaz. Her vurduğun uzak köşeye. Hani gol nasıl bir ceza sahası içinde böyle bir tartış tartışılmaz bir yeteneksin yani. Abdülkerim kolay değil bireysel hatalar giriyorsun maçı topu kaptırıyorsun gol yiyorsun oldu mu olmadı mı büyük takım stoperi mi değil mi den bugün bir gol bir asist yapan Abdülkerime evriliyorsun ya tutanın sapa sağlam Muslera ya böyle bir şey yok artık ben yoruldum gerçekten her maçta 11 maçı kazanan Galatasaray'da her maçta Muslera'yı konuşuyor isyan ettin ya, bunu ya. nasıl başarıyorsun Mustera yani düşün <laughs> artık rakip takım ya tweet attım Mustara'ya bir kelimeyle özetin. Bir şeyler yazıyorlar o kadar haklılar ki yani. Artık isyandalar rakip takım taraftarları yani. Bu kadar pozisyon mu çıkarılır ya? Yani istikrar abidesi 12-13 sene devirdi. Böyle bir şey yok. Dik heykelini dik yani. 11-12 sene. Bak bu sene Galatasaray sen şampiyon olursa heykelini dik yani. Gerçekten. Böyle bir performans. Onu geçtim. Önünde Nelson. Zaten o da istikrar abidesi. Abdülkerim stoper diyorsun. Bir gol bir asist. Öne doğru gidiyorum. Torer orta sahada basmadık yer yok. Mertten şutlar atıyor. Gol yok. En önde Icardi. Omurilik beton gibi yani. Senin omurilik sağlamsa vücutta zaten o vücut <laughs> her şeyi başarır. Yani her şey yolunda. Taraftarlar yine stat'tan çıktı. Mutlu bir şekilde evlerine gidiyor. Yine Fenerbahçe'den bir gün önce oynadı. 7 puan önde. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe zor bir deplasmana gidiyor. Şimdi herkes ya Trabzonspor bugün yine kazandı içeride. <laughs> Onlar da 36 maçtır içeride yenilmiyor. Galatasaray deplasmanına gelecek. Şunu düşünüyorlar, ben de düşünüyorum. Abdullah Hoca Trabzonspor büyük maçları, derbileri iyi oynuyor. Bakalım o maçta takılacak mı? Ama Galatasaray şu an kağıt üzerinde net bir <laughs> o şekilde Trabzonspor maçına çıkacak. Kendi sağ ve seyircisi önünde. Her şey yolunda. Okan Hoca tarihi yazmaya devam ediyor. Takımlık herkes mutlu. Maç bitiyor. Taraftarlarla beraber seviniyorlar. Şampiyonluk havasına girmiş bir Galatasaray'ı net bir şekilde görüyoruz. Ama şöyle bir şey var. İşin bugün defansif tarafında çok sıkıntılı bir Galatasaray vardı. İşte yıldızların varsa ön tarafta bir fazla gol attığında maçı da kazanıyorsun. Ümraniye Sporu canı gönülden tebrik ediyorum. Bu deplasmana geliyorsun düşünce şu olmuş. Biz burada normalde yeniliriz. Ama yenilirken de kazanmak için elimizden geleni yapalım. Kapanmayalım. Topa sahip olalım. Ön tarafta pozisyonlara girelim. Atabiliyorsak atalım. Ceraldo Avonu muhteşem bir maç oynadı. Ama Avonu o kadar iyi oynarken o hareketi yapıp ikinci sarı kartı yeme. bu, bu statta, bu seyirci önünde bu formda Galatasaray'a karşı 10 kişi kalmak çok büyük sıkıntı yaratır. O yüzden de maç sonucu mağlubiyetle sonuçlandı. Ama işte atan tutan formda oldu mu ligde lider oluyorsun. Galatasaray bugün yine taraftarlarını çok mutlu etti yani. Dört başlı kaybeden bir takım. Dördüncü takımını <laughs> kaybetti Ümraniye Trabzonspor Galatasaray maçı var İstanbul'da. Trabzonspor'da kazandı. Pazar günü kar yağışı olabileceği de söyleniyor. Ne kadar etkiler etkilemez bilemiyorum ama Trabzonspor kazanarak gelecek. Belki evet. puan farkı çok yakın görünmüyor 38'e 51 şu anda ama yine de kazandı durumda 10 puanına indirebilir Trabzonspor'u. Deplasman sporu. fobisini atarsa kazanır. <laughs> Deplasman fobisini yani, atarsa. Deplasmandaki o kabusu bir an önce bitirmesi gerekiyor Trabzonspor'un açıkçası. E, ee, bugünkü maça gelince özellikle Galatasaray ben şöyle skordan tamamıyla bağımsız olarak başlayacağım. Bir kere iki takımı tebrik etmek gerekiyor. Hocalarını tebrik, tebrik etmek gerekiyor. Çünkü inanılmaz keyif veren bir futbol vardı sahanın içerisinde. Her iki takımın da Ümraniye'nin pozisyonu itibariyle durumu itibariyle de tebrik etmek gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir özgüven oynadılar. Yani o rahatlıkla beraber hani Evet, biraz önce Nihat Hoca'nın söylediği gibi. Yani deplasmana gidiyorum, liderin, e, lider takıma karşı oynayacağım. Ve o rahatlıkla, sahan içerisinde, o düşünceyle, o rahatlıkla her şeyi yapabilirsiniz. Çok basit bir şekilde bunu yapabilirsiniz. E, skor bence maçın temposunu, mücadelesini yansıtmadı gibi geliyor bana. Yani çok daha farklı 6-5, 5-5 gibi bir skor bekliyordum ben. Çünkü inanılmaz pozisyonlar vardı. İnanılmaz basit bir şekilde kaçırılan pozisyonlar vardı. Her iki takım adına da çok farklı. İlk şeye baktım. Bir ara istatistiklere baktım. İlk 20 dakika içerisinde 14 kere ceza sahasına girmişler. Galatasaray yani bu Galatasaray'ın güçlü oyunu her zaman söylüyoruz, her zaman da övgüyle bahsediyoruz. Yani inanılmaz güçlü bir oyunu var, inanılmaz baskı altına aldığı bir oyun stili var. Her hattıyla beraber. Defans bugün biraz kötüydü. Yani biraz değil, biraz fazla. Geri dönüşlerde biraz problem yaşadılar. Yani yedikleri gol dışında özellikle çok büyük bir alan bıraktılar. Ve bu da Ceraldo'nun işine geldi. Çünkü o hızla, o tempoyla ve özellikle topla olan ilişkisi inanılmazdı. Yani attırdığı golde de ondan önceki pozisyonda ondan sonraki pozisyonlarda hep o sol tarafı kullanarak bunları yapabildiler açıkçası. Ama Galatasaray'ın hep söylüyorum yani Galatasaray mağlup duruma düşse dahi o kadar büyük bir özgüvenle oynuyorlar ki yani herhangi bir tereddüt yaşamıyorlar. Yani zorlanıyorlar ama saha içerisindeki o mücadeleden vazgeçmiyorlar. Ve bu da onları hep bir ileri taşıyor ileri taşıdığı için de biz nasıl olsa bir gol atarız. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra tabii ki geri çekilmek zorunda. Galatasaray'ın önü de açılmış oldu. Daha fazla alanlar bulmaya başladılar. Düşünseniz yani 3. golde Abdülkerim nereden orta atıyor? Yani o kadar geri çekilmişler. Ama dediğim gibi yani ben e, maçı izlerken çok büyük keyif aldım. Hatta 1-0 olduktan sonra e, şey de düşündüm ben. Ya Galatasaray alır, daha gol yemez diye düşündüm ve farklı bir galibiyetle bugünkü müsabakayı bitirir diye düşünürken Ümraniye Spor'un inanılmaz akıllı oyunu çok zorladı Galatasaray'ı. Çok çok zorladı. Yani topa sahip olan takım evet Galatasaray diye biliyoruz. Ama verdiği pozisyonları düşündüğümüz zaman belki de ilk yarı daha farklı olabilirdi. Şimdi kalenizde Muslera varken de yani bu ter yaşamıyorsunuz. Hep söylüyorum yani ya atanız ya tutanız biri bu kıvılcımı hep ateşler. Bugün yine Muslera ayakta tuttu bana göre. Yani Icardi son golü attı ayrı bir konu. Çok güzel bir gol ayrı bir kolu. Ama ilk yarıdaki o net pozisyonları, Ümraniye'nin net pozisyonlarını da e, Muslera'nın kurtarışları maçın skorunu belirledi diyebilirim. Hocam Trabzonspor maçını tabii onu da izleme imkanınız oldu. Biraz onu da yorumlayalım isterseniz. Zamanımız kısa ama trabzonspor Antalyaspor'u. Onu şöyle yorumlayabiliriz. yorumlayabiliriz. Yani e, gole Son golü tam bir stüdyoya girdiğimizde izleyemedik, e, izleyemedik ama. Evet yani. izleyemedik onu. E, onu şöyle yorumlayalım. Şöyle başlayayım ona. Yani özellikle gole kadar olan bölüm ve golden sonra bir Trabzonspor var. Yani gole kadar olan bir Trabzonspor oyun hakimiydi. Tempoyu yapan bir Trabzonspor vardı. Sağa solu kullanan pozisyonlara giren bir Trabzonspor vardı. Antalya Spor e, kendi sahasının ikinci bölgesinde oyunu kabul edip aslında Trabzonspor'un işine gelen bir oyun tarzı oldu. Daha fazla topa sahip olup daha fazla pozisyona girebiliyor Trabzonspor bu tarz oyunlarda. Bunu değerlendirdiler ama golden sonra bir Trabzonspor izledik. Hani yine aynı şekilde gereksiz bir şekilde geri çekilip gereksiz bir şekilde e, frene basan bir Trabzon. Trabzonspor izledik. Daha tempolu oynaması gereken bir Trabzonspor varken hep söylüyorum. İç sahada çok fazla sorun yaşamıyorsunuz. Bunu kabul ediyoruz. Bir şekilde bunu kazanıyorsunuz ama oyununuzu da geliştirerek kazanmanız gerekiyor. Trabzonspor'un ya bugün Antalyaspor'un karşı e, tarafı çok zorlayacak bir e, pozisyon, bir oyun tarzı yoktu. Trabzonspor'un geri çekilmesiyle biraz cesaretlendi e, Antalyaspor. Hani bir iki tane pozisyonları Gollük çok net pozisyon değil ama e, Gol olsa daha farklı şeyler konuşurduk ama Düşman hattına da geldi zaten Geldi spor, yani şu anda Antalyaspor'un bu Giresun Spor bugünkü mağlubiyetiyle Kasımpaşa mağlubiyetiyle oraya indi 21 puanda Sivas Spor 21 puanda Beşiktaş Sivasspor maçı çok önemli bir maç olacak Sivasspor açısından aşağız, da Antalya Antalyaspor Bence çok dikkat etmesi gerekiyor Yani bu oyun anlayışıyla beraber Bu alttan kurtulmaları biraz zor gibi geliyor bana yani kendi sahanızda da hücum oynamaya çalışırken veya e, maçı domine etmeye çalışırken o kadar büyük hatalar yapılıyor ki maçı kaybediliyor. Onun için yani hem defans, orta saha ve forveti takım halinde artık Antalyaspor'un bir toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Peki çok kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz. Viva Banka'nın sunduğu Stadyum hız kaybetmeden devam edecek. Yenilenen Blade terlemeyi değil, ter kokusunu önler. <laughs> Dünyanın bir numarası eden Shoulders da kepeğe göre değil. Kafama göre yaşarım. Kepek ne derse desin. Yaklaşmaktan korkma. Tamamen yenilenen Dermen Pure Action formülüyle yüzde yüze kadar kepeksiz saçlar. Eden şey olursa kafana göre yaşa. Siz her bir banka hesabınız için ayrı bir uygulama mı kullanıyorsunuz? Ziraat Mobil varsa diğer uygulamalara gerek yok. Ziraat Açık Bankacılıkla tüm banka hesaplarınız Ziraat Mobil ve Ziraat İnternet Şubesi'nde. Siz de 20 milyon dijital müşterimizin kullandığı Ziraat Mobil'den veya internet şubemizden bireysel ya da kurumsal diğer banka hesaplarınızı kolayca görüntüleyebilir, hesaplarınız arasında para transferi yapabilir ya da ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Adı üzerinde Ziraat Açık Bankacılık. Tüm hesaplarınıza açık bankacılık. Ziraat Bankası. Teknolojide de bir bankadan daha fazlası. Yatırım yapmak için uygulama uygulama gezmeyin. Fibo Banka Mobil'de yatırımlarınız tek yerde. Hemen Fibo Banka indirin tek yerden tüm yatırımlarınızı yönetin. Oh, başka, başka, başka bir başka kocaksa, bir başka kocaksa başka. Kocak Diamond. Qiva Banka'nın sunduğu stadyum hız kaybetmeden devam ediyor. Icardi'nin açıklamaları var e, maçın ardından. E, özellikle penaltı ile ilgili konuşuyor. <laughs> İlk yarı bizim için biraz daha zordu. Çok fazla şans kaçırdık ancak neticede maçı çevirip kazandığımız için mutluyuz. Yola devam etmemiz gerekiyor. Maç maç bakıp sürekli kazanmaya çalışacağız. Penaltıda vuruş stilimi değiştiriyorum. Son maçta bacağımda biraz rahatsızlık vardı. Güç odaklı bir vuruş vuruş yaptım. Bugün biraz daha farklı bir şekilde vurmak istedim ve sonucu da gol olduğu için de Mutluyum. Ne diyorsunuz penaltısıyla ilgili. Ben daha bir şey gördüğüm bir sayfa daha var. Çok özlüyorum. <laughs> Takım oyunu kurup topu oraya kadar getirdikten sonra bir forveti görevi tabii ki golü atmaktır. Ben de biraz şanslıydım. Attığım gollerden dolayı mutluyum. Şanslı, Şanslı mıymış? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ya şans bir kere güzel gol olur, iki olur, direğe çarpar. Bu, her golü birbirinden güzel evet. ya. Şimdi ben daha her bir şey gördüğümü düşünmüyorum. Eğer ki %100'ünü verdiği zaman %100 yüz olduğu zaman daha çok ceza alanı içerisinde topla buluştuğu zaman çok farklı şeyler daha yapacak. Yani inanılmaz bir oyuncu. Yani ayağıyla nereye vurmak istiyorsa kafasıyla da oraya vurmak istiyor. Ya yani bu atılan gol inanılmaz bir gol. İnanılmaz yani. Rakip sırtında ve uzak köşeye yani neredeyse yan ağlara vuruyor. Yani muhteşem bir gol oynuyor. Yüzü dönük. Topuk pası ünlü. Bak <laughs> oynuyor yüzü dönük. Oynatıyor sırtı dönük kaleye. Yani ikiye bir bir pozisyon var ki Kerem orada akıllı olsa kaleye vurmasa ceza alanında 6 pasta 3 metrede 2'ye 1'e girdi. Orada 2'ye 1'e girdiğini kaleye vurmasa Kerem pası verse bambaşka şey olacak. Yani bugün mesela çok fazla pozisyon bulmasına rağmen iç sahada Galatasaray sadece 4'te 3'ünde tek farkla kazandı. Hatay'ı yendi 4-0 galiba öyle hatırlıyorum. Evet. Başakşehir ve Fenerbahçe e, deplasmanda Deplasmanda sanki Galatasaray çok daha rahat oynuyor. Yani Başakşehir'e 7 tane, Fenerbahçe'ye 3 tane, e, Giresun'a 4, 4, tane. Yani Kasım e, dışarıda biraz daha farklı bir oyun oynuyor. İçeride tabii kolay değil. İç sahada da rakipler sana kapanıyor. Ama bugün Ümraniye kapanmadı. Galatasaray ne kadar çok pozisyon yakaladıysa bugün Ümraniye'de o kadar çok pozisyon yakaladı. Ama Karşı tarafta süperstarlar var, yıldızlar var. Ee, emin adımlarla yürüyen bir takım olgusu var. Ofansif anlamda evet çok fazla iş yaptılar bugün. Ya şuraya bak yani ilk bu. Yazmaktan artık şey yapamadım yani. İkardi yüzde yüz kaçırıyor, dönüyor, Avan'ı kaçırıyor. İşte Abdülkerim mesela ofansif tarafını çok iyi oynadı. Ama defansif tarafta ciddi Emre ile ikisinin arasındaki o arada çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Eğer Galatasaray ofansif anlamda da bu sorunları minimale indirdiği zaman e zaten Müsteray'a çok fazla iş düşmüş olmayacak. Ama şu an e, rakip arkadaşlarının yapmış olduğu hataları Müstora çok fazlasıyla kapatıyor. İşte takım olmak da böyle bir şey. Birisi hata yapacak, diğeri kurtaracak, diğeri kurtaracak. Torayla çalacak, Torayla çalacak. Olivier'e verecek, Olivier'e kesecek, Abdülkerim kesecek. Icardi atacak, Rashidse atacak, Kerem atacak. Takım olmak böyle bir şey. Ya birbirlerinin hatalarını kapatmak. Abdülkerim'i bugün belki ofansif anlamda muhteşem oynadı. Defansif anlamda biraz sallandı ama ondan önceki 11 maçta muhteşem oynadı. Bugün de çok iyiydi. Ama orayı biraz e, Geraldo bayağı, bayağı zorladı. zorladı ve zorladıkça da istediğini aldı. Ee, az önce Kaan Ayhan geçti, yeni transferi Galatasaray'ın. Ee, nasıl bir transfer, nasıl değerlendiriyorsunuz biraz konuştuk ama ve bu takıma başka takviyede gerekir mi? Abdülkerim bir gol bir asist yaptı ya, o seviyede oynayabilecek bir stoper. Fransa maçında attığı golleri hatırlayalım kafayla. Ofansif anlamda da iyi. Daha önce de söyledik stoper oynayabilir, bek oynayabilir Yeri geldiğinde orta sahada alternatif olabilir. Ha buralarda fix bir şekilde peş peşe 11 oynar mı? Şu anki kadroda oynamaz. Ama ihtiyaç duyduğunda diyelim ki sarı kart cezaları var. Nelsonmuş, Abdülkerimmiş. Onların yerine oralarda oynayabilecek bir oyuncu. Ben şahsen çok beğeniyorum. Canlı da izlediğim için milli maçlarda sahadaki duruşuna baktığında özgüvenli, ayağı temiz, katkı sağlayacak bir oyuncu. Bir A milli takım oyuncusu daha oldu Galatasaray'da. Onu evet. da söylemek lazım bence de çok faydalı ve iyi bir transfer. Ee, çok yeri yedekleyebiliyor ve 11 oynayacak bir oyuncu. Eğer o hemen bu alışkanlığı hemen içeri oda girerse tabii şu an Abdülkerim Saşa, Nelson, Dubois. Emre nasıl, nasıl olur Ya tabii Türk statüsünden dolayı bugün Emre'yi iyi görmedim, iyi bulmadım ama Emre sezon başı kampı geçirmedi. Üst üste 4-5 maç oynamadı. Kolay değildir Emre. Çok yetenekli, çok hücumu seven ofansif bir oyuncudur. Geraklı'da ee, kariyer maçı oynadı ama hocam. Muhteşem ya. oynadı. O, ya. oynadı. yani. Umut Nayar'ın attığı Muteşem. golde Muteşem. penaltı itirazında Emre vardı pozisyonda. Evet. Yerde kaldı. Cesa yani Emre ile Abdülkerim'i çok zor durumlarda bıraktı bugün. Evet. O pozisyonla ilgili belki pozisyonu konuşamayacağız. Çünkü özetler geldiğinde biz maça geçeceğiz. Özeti verip ama o pozisyonla ilgili veya kırmızı kartla ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa da burada alayım sizlerden. Pozisyon, pozisyon, devam pozisyon devam pozisyonu siz de mi öyle düşünüyorsunuz. Hangisi anlamadım bu? E, Umut Bayır'ın attığı yani penaltı. gol. Penaltı pozisyonu demiyorsunuz? E, Galatasaray'ın e, Emre Taşdemir'in yerde kaldığı tamam. arkasından Umut Nayırın attığı. Hiçbir iç hiç Yok şey. yok orada hiçbir. Önceden şey. soruyorum pozisyonları yok, yok, şey. O pozisyonda hiçbir şey yok. Galatasaray'ın kazandığı penaltı da penaltı yani. Tabii. Kırmızı kart içinde e, yine Hı? sizlerden yorum alalım. Ümum yani atağa çıkıyor orada. Şey. orada çekti. tutup Sarı kart verilir ikinci sarı. Asıl orada eğer gibi. ki Torayra'ya geçseydi çoğunluğu sağlayıp kaleye kadar gidecekti. Avon'u topu kaptırdı. diğer e, Torayra hücuma çıkacaktı. E, çıkarken de omuzundan tutup indirdi. Net sarı kart. Kırmızı doğru. Bakıyorum Icardi'nin koşu mesafesi de aylık yüksek yine. 11, 11. 11. üstünde. Çünkü mobil bir oyuncu. Sürekli alıyor, arıyor, geliyor. Alıyor, ikiye bire geliyor. Şut oynuyor, oynatıyor. Yani çok özel bir oyuncu. Keşke Türkiye'de kalsa. Galatasaray alabilse. Uzun yıllarda izlesek. Yani eğer ki sezon başında gelip tam hazır olsaydı, sakatlanmasaydı rahatlıkla 30'u geçeceğini düşünüyorum. 30 gol mu? 30'u geçerdi biliyorsun. çünkü 30'u geçen ya, iki oyuncu hakikaten... oldu. 30 ve 30'u geçen iki oyuncu oldu. Birisi Gomis, birisi Jackne. Galatasaray'da zaten bu 30'ları bulduğu zaman şampiyon oldu. Bir şey söyleyeyim. Son 7 maç oynuyor. 8 gol var düşün yani. Sezon başından beri oynasa maç başı bir golle gidiyor. Hayır, bir de bu sezon evet. biraz farklı. Tabii ki derinlemesini irdelemek lazım ama çok kaliteli golcüler, çok iyi rakamlara ulaştılar. Valencia. Valencia'da 30'u geçecek gibi e, sanki. Vegors varken 9 gol kaydetti. Cenk Tosun üste böyle gole katkıda bulundu. Katkıda evet, bulundu. Cenk var. Cenk e var. sezon başından beri oynamıyor. Onu da Ne güzel. Evet. Kırmızı değil. kart. Abu Bakar geldi. Şimdi bilmiyoruz. Katkısı olacak tabii. E, Boroni diyoruz. Yani e, Cagney diyoruz. Yani gol kralı e, belli gibi görüyorum ben. Eğer ki sakatlanmazsa Boroni'yi Valencia, de unutma. Evet, Valencia evet, e, emin adımlarla gol krallığına gidiyor. Muhteşem bir sezon geçiriyor. Ve ben bir şeyden daha pozitif görüyorum. yani Bugün Ümraniye aynı şekilde tebrik ettik. Fenerbahçe maçı da böyleydi. Birçok takımımız puan almaya ihtiyacı olmasına rağmen sadece Ümraniye Spor değil ama bu akşam hakikaten alkışlamak lazım. Ümrani Recep Hoca'yı da tebrik Kesinlikle etmek öyle. lazım. Kesinlikle öyle. Hücum ağırlıklı futbol oynanıyor. Transfer güzel çok fazla dedim. yapamıyor. İstediği oyuncuları çok fazla Kesinlikle alamıyor öyle. ama elindeki oyuncuların hepsinden oyun anlamında, skor anlamında demeyeyim oyun anlamında çok net derecede herkesi alkışlarını esirgemediği bir oyun oynattırıyor. Bir de sadece bu maç üzerinden Ümraniye Spor'un oyunu iyi değil. Ümraniye Spor oynadığı oyunun karşılığındaki puan çok az. Gerçekten bak. Bu arada, bu arada hocam harika bir kupa maçı Ve tebrik oynadı. ediyorum. Hep böyle genelde hani denir ya bir tabir vardı. Anadolu takımları İstanbul'a geliyor otobüs çekiyor. Artık o otobüs falan yok, yok oldu. Yok kalmadı. Herkes oynuyor. Bugün Ümraniye Spor 15 dakikada Maç 3-0 bile olabilirdi Muster olmaz evet. İki net pozisyon bir golü var. Düşün yani. Hocam söyleyeyim ben sana. İşte böyle olsunlar. Çünkü kapan 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 otobüs çek. Öyle de böyle büyük takımlar sana öyle ya da böyle duran bir toptan düşenden ceza sahası içinden aldığı penaltıdan bir gol atıyor zaten. Ben böyle cesaretli oynayan takımlara... Cesaretle oynatan hocalara da hayranım. Tebrik ediyorum Spor'u. Hani bu maçta fikstüre bakmadan maçı izle Ümrani Spor ligin ilk 10'unda mı dersin yani? Böyle Doğru. bir oyun anlayışı. Gerçekten evet. bak. Ya şu anda mesela şey de var. Yani o kadar e, bir rahatlık var ki kaybedecek bir şeyleri evet, yok. Evet yani o da Ya anladım deplasmandasın ve kaybetme yani kaybedecek bir şeyin olmadığı zaman hep söylüyorum daha rahat hareket edersiniz. Ama bugünkü oyunu Spor'un Evet ben katılıyorum. Yani belki de şanssız maçlardan dolayı şu anda bu durumda ama daha e, üst sıralarda olması gerekiyordu. Fakat işte bazı küçük nüanslarda da işte o hatalar geliyor. İşte ne? bir tane kırmızı kart mesela oyunun bir anda dengesini bozuyor ve sizin gücünüz de belli zaten. Bir yere kadar dayanabiliyorsunuz. Ondan sonra da işte muhakkak Hocam geçen hafta Kocaelisspor maçı 90+da evet, Altaspor ben... maçı. Evet, ha büyük oldu. maçları hatırlıyorum. Ligin ilk maçı 3 gol attı Fenerbahçe'ye. Berabere kaldı. Beşiktaş deplasmanı iyi oynadı. 2-3 golü bulabilirdi. Orada da goller attı. Bugünkü maç Galatasaray deplasmanına 2 gol atıyor. 3'ü 4'ü atabilirdi. İşte bu futbolun <laughs> böyle bizim ligin izlenirliği böyle takımlarla artacak. Ümrani Spor gerçekten tebrik ediyorum. Evet. Ve bugün şu da kanıtlandı. İstediğin kadar 10'da 10 git. 15'de 15 git. Her maçın hikayesi farklı. Tabii, zor geçiyor. her maçın konsantrasyonu, isteği, arzusu farklı. Bugün Galatasaray taraftarlar maçın 3-2 biteceğini tahmin edebilir miydi maçtan önce? Daha rahat bir maç kağıt belki üzerinde de. en en az 2-3 farklı bir galibiyet ama işte futbol böyle bir şey güzelliği bu. Biz de konuşurken zaten hep her maçın hikayesinden bahsederiz. İstediğin kadar galip gel ya da istediğin kadar mağlup gel her maç farklıdır. Bugün Ümraniyespor Spor'da bunu gösterdi. Galatasaray gibi sahanın içinde, sahanın dışında bir olmuş, bütün olmuş şampiyonluk yolunda yürüyen bir takıma karşı iki gol attı. Ne? Üç tane de minimum pozisyon kaçırdı. İşte futbol böyle güzel. İzleyenler de keyif aldı mı? Ben şahsen çok keyif aldım. Evet. Maçta. ben de. Bir de tabii bu her zaman söylüyoruz tekrar olmasın ama Okan Hoca'nın şu anda geldiği nokta itibariyle ee, siz söylediniz zaten ee, sonuçta Okan Hoca bir müdahale defansif açıdan bir müdahalede bulundu belki 46'taki değişiklikleriyle ama işte Oliver e çıkıyor, Mata giriyor Gomis giriyor, Mertens çıkıyor işte Barış Alper İniyor. giriyor Kerem çıkıyor yani her defasında her girenin bir artı katkısı var ve aç giriyor yani Gomis giriyor istiyor topu alıyor Gomis bugün girdi hemen gol atıyordu korona evet evet ya bu açıdan da... Forma evet. Aslan'ın ayağında çünkü kıymet biliyor herkes. Midede <laughs> değil artık. Öyle bir takım yani. Yıldızlar Topluluğu. Forma Aslan'ın ayağının ucunda. Onu alıp 11 oynamak kolay değil. Evet. Gerçekten yani. Herkes de kıymet biliyor. Hakkını Mesela de Giresun deplasmanı Raşit Soyun'a giriyor atıyor. Bak bugün 11 oynuyor sonra. Yunus Oyun'a giriyor. Bugün ikinci yılda 45 <laughs> dakikayı kazanıyor. Giren oyuncular da <laughs> evet. farkında ama Okan Hoca da Hak adetne adaletli bir şekilde formasını veriyor. veriyor. Mesela bugün Bunda çok önemli. Mertens'i çok fazla görmedik. Doğru. Yani ama bugün Torreira öyle bir oyun oynadı ki, öyle bir maç oynadı ki yani basmadık yer, kazanmadı ikili mücadele. Muhteşem oynadı. Çok beğendim Toreiro'yu. Hocam ilk yarıda Mertens de etkiliydi hani şut çok etkiliydi. bana göre de. E vardı yani ama şey vardı, e, etkinlik e, şu anlamda hocam. Yani beklenti şut veya şey değil. Orada daha asist, daha şey bir çok daha iyilerini gördüğümüz için evet, evet. bugün biraz şeyde kaldım. Ya Senen, bugün biraz vuruşlarda biraz şanssızdı. Yani o diğer hani oyuna katkısı falan bence Manonu. yüksekti. Yani bugün mesela Şehri çok iyi oynadı. Ee, yani Kerem'i çok fazla görmedim ben bugün ama. Yunus 2. Şehri'de oyundaydı. Nasıl buldunuz Yunus'u? Yani Yunus da çok fazla katkısı sağlamadı. Ama şöyle bir oyunu. Takım olması o kadar iyi ki Galatasaray. Bireysel oyuncuların bazılarının sallanması çok doğal. Yani Raşit dediği gibi hocamın bazı konularda e, kötü oynadı, yedek kaldı, girdi oyuna, gol attı, attırdı, formayı geri aldı. Şimdi Türk statüsünden dolayı biraz önümüzdeki hafta belki Raşis'e da yedek kalabilir. Şimdi Emre'nin bu performans sözü önümüzdeki hafta Dubois mı oynayacak, Emre mi oynayacak? Mesela Trabzon maçında ya da bir kan Ya da ha. görebiliriz. Şimdi diyecektim. Kaan. Ya da Kaan Sürpüzü oynayacak. Görebiliriz. Ya da yani Kaan oyuncu Kaan, Kaan düşündüğümüz Ama, zaman çok yönlü bir futbolcu olduğunu biliyoruz Kaan'ın. Yani stoper oynayabiliyor, sağ bek oynuyor, orta sahada oynuyor. Ama ben Okan Hoca onu tamamıyla sol bekte oynatacak şekilde aldığını düşünüyorum. O, peki, sol bek. Peki. Hocam Barış'la Yunus'la da başlayabilir. İkisinden birinde de Barış'la. Hocam bir şey söyleyeyim. Çünkü mi? Beşiktaş maçına da Barış'la başlayabilir. Hocam bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Sol bek Duva başlar Trabzon maçında. Ben de katılıyorum. Abdülkerim, Kerem, Barış üçlüsüyle Türk statüsünü oynar diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş derbisi Barış oynadı. <laughs> evet. Fenerbahçe derbisi barış. barış oynadı. Trabzon'da da sanki öyle kullanır çünkü Dubai'yi sol bekte özellikle bugünkü Emre'nin karşısındaki kullandım. Barış, Barış Raşit, Sa Raşit, Sa Raşit Say, oynatmaz Barış kullanır. İşte onu diyorum. Aynı şey. Bence yani. üç Türk statüsü Trabzon maçında Abdülkerim, Kerem, Barış olur, sol Ka bek Dubai olur. Trabzon Kaan Sporu oynar. Trabzonspor nasıl bekliyorsunuz? Onu da konuşalım. O da olabilir. Sonra. Trabzon Trabzonspor ya... artık Trabzon şehirleri dışına çıktığında farklı bir şey sunmalı. Şu an Marmara Bölgesi'ne gelecek. Akdeniz Bölgesi'nde sıkıntı vardı biliyorsun. <laughs> Antalya, evet. Hatay, Alanya. 3 maçı da kaybetti. Hem de 12 gol yiyerek. Evet. Yani bu inanılmaz bir şey yani. Bir de kaybedecek yani bir şey yok hocam. yani Artık neyi kaybedebilir ki? İşte yani Tekrar yukarıda olmak zorunda. Kazanmak zorunda. neyi Allah Hoca geldikten ya. bugüne kadar ki Trabzonspor'un oynadığı büyük maçları gözümün önüne getiriyorum. Bu maçları başka oynayan bir Trabzonspor var. Beşiktaş deplasmanında öyle, evet. Galatasaray deplasmanında, Fener deplasmanı. iç sahada zaten 36 maçtır yenilmiyor. O yüzden güzel, keyifli bir maç bizi bekliyor. Çok keyifli bir maç olacak. Trabzonspor eğer bu yönünü, hani bu büyük maçları iyi oynama yönünü, beraber oynama... Ya Trabzonspor da iyi takım. Yıldız oyuncuları var. Bakasetas bugün yine... Bu evet. içinde en önemli oyunculardan biri Alat diyor. Trezege son vuruşları iyi olsa bugün kaç tane gol atardı? Hani isim olarak baktığında bu maçları da yaşayan bir Trabzonspor görüyorum. O yüzden çok keyifli bir maç. Ama kağıt üzerinde, kendi sahabesi seyircisi önünde Galatasaray bir tık önde. Yani ilk maç da çok keyifliydi bu arada <laughs> Trabzon'daki maç. Sizce hocam son bir dakikamız? Ben... Ee... Trabzonspor'un Galatasaray temposuna ayak uydurması gerektiğini, yani bekleyip arkada bekleyip ikinci şeylere geçiş oyunlarını hızlı yapacağım mantığıyla oynamaya başlarsa Galatasaray e, çok zorlayacaktır diye düşünüyorum ben. Trabzonspor onun için kendi oyun tarzını biraz daha hep söylüyorum baskılı başlaması gerekiyor. Galatasaray karşı oynarken de bunu yapması gerekiyor. Yani özellikle e, ön bölgedeki baskıyı daha fazla arttırıp tempolu bir oyun tercih etmesi gerekiyor. Peki çok az bir zamanımız kaldı artık. İki özeti ardı ardına sizlerle buluşturacağız. Önce Galatasaray Ümraniyespor Spor karşılaşması ekranlarınıza gelecek. 5 gollü karşılaşma, tempolu mücadele. Arkasından da Trabzonspor, Antalya Spor mücadelesini yine hiç ara vermeden ekranlarınıza getireceğiz. Bu iki karşılaşmanın özet görüntüleri kısa bir anın ardından ekranlarınıza geliyor. Ardından biz devam edeceğiz. FIBA Banka'nın sunduğu stadyum hız kaybetmeden devam edecek.